Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar, ODTÜ öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Dış Politika Uzmanı Ali Çınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler efendim. Saygılar. Çok teşekkürler. Sağolunuz, katıldığınız için teşekkür ederim. Ali Bey, sizinle başlamak isterim. Washington'da sizlere günaydın. Biden yönetimi Afganistan'dan çıkış imza bir çıkış oluyor açıkçası. Nasıl eleştiriliyor bu çıkış, nasıl tartışılıyor Washington'da? Böyle başlayalım. Evet, iyi yayınlar diliyorum Afşin Hanım. Açıkçası başkent toz duman diyebilirim. Biden'a hem cumhuriyetçilerden hem de kendi partisinden ciddi sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. Biden yönetimi son 3 gündür de basın toplantılarıyla beraber neler yapıldığını anlatmaya çalışıyor. Açıkçası eleştirilere cevap vermeye çalıştığını söyleyebilirim. Biden 2 gün önce konuşma yapmıştı ve Afgan ordusu ve Afgan Cumhurbaşkanı'nı suçlamıştı. Yani bırakıp terk edip gittiler tarzında. Dün Pentagon'da çok önemli bir basın toplantısı vardı. Savunma Bakanı'nın enteresan iki cümlesini paylaşmak istiyorum. Birincisi, 15 bin Amerikalı hala Kabil Havalimanı dışında ama Amerikan ordusunun dışarıya çıkma kapasitesi yok dedi. Yani sadece şu anda tahliye işlemlerini Kabil Havalimanı içinden yapıyor. O nedenle dün Biden özel bir televizyon kanalında eğer gerekirse biz 31 Ağustos'tan sonra da kalmaya devam edeceğiz Kabil Havalimanı'nda diye bir açıklama yaptı. Aynı şekilde iç kamuoyunda aslında en büyük eleştirilerden birisi de Amerikan ordusunun envanterlerini Taliban'a ve ülke dışına çıkmış olduğu. Dün yine Savunma Bakanı yurt dışına çıkan Amerikan envanteri var ama sayıyı bilmiyorum diyerek bu suçlamaları da kabul etti. O nedenle Biden yönetimine büyük şu anda ciddi eleştiriler gelmeye devam ediyor. Gelecek haftada Amerikan Kongresi'nde Nancy Pelosi liderliğinde hem Savunma hem de Dışişleri Bakanı acilen kongrede konuşma yapması için çağrıldı. Yani genel olarak şu anda Afganistan ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ve son olarak da benim de katıldığım basın toplantısında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a sorulan soruda bu kaosa sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Yani buradaki hatayı kabul ediyor musunuz? Sullivan da başkan da ediyor, ben de ediyorum, ekibim de kabul ediyor tarzında bir açıkçası itirafta bulundu. Genel olarak şu anda Amerika'nın önceliği bir, havalimanı güvenliğinin sağlanmaya devam etmesi. Toplam 7 bin askerin olması planlanıyor. Şu anda 4 bin civarında. İki de tahliyelerin sağlıklı şekilde yapılması. Tahliyeler bittikten sonra artık Amerika'nın Afganistan'la artık fazla bir işinin olmayacağı, sadece gelecek ilerideki gelişmeleri yakından Taliban'ın kuracağı hükümetle ilgili yakından takibi, insan hakları ve kadınlara yönelik nasıl bir rol oynayacağı konusunda takip olacak. Bunun dışında Amerika'dan artık Afganistan'la ilgili bir politika beklenmesi sürpriz olur. Teşekkür ederim Ali Bey. Ha, bu arada Ali Bey, bunu da sorayım, ondan sonra geçeceğim Sayın Bağcı'ya. Biraz Irak ve Vietnam hatırlatır belki bize diye umuyorum Sayın Bağcı. Çünkü Amerika'nın çıktığı ülkelerde sonrasında neler olduğunu da konuşacağız. Şöyle ki Ali Bey, şimdi bu kadın hakları, kız çocuklarının durumu Afganistan'da bütün dünyanın yakından izlediği bir konu olmayı sürdürüyor Taliban kontrolü elde ettiğinden beri. Amerika bu konuda ne söylüyor? Yani bundan sonra Afganistan'la nasıl bir temas, nasıl bir ilişki olacak? Bu konuyla ilgili bir ses çıkarabilecekler mi, çıkaracaklar mı? Ne söylüyorlar? Şimdi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Bakan Yardımcısı dün Afganlı kadınların ve kızların korunmasıyla ilgili ve haklarına sahip çıkacağız tarzında bir açıklamada bulundular. Ancak bunun nasıl olacağı ile ilgili soru işaretleri var. Zira 2 gün önce Amerikan Hazine Bakanlığı Afgan hükümetine yolladığı veya paylaştığı bütün maddi kaynakları durdurmuş durumda. Şu anda Taliban güçlü ve iktidarda olduğu için daha kurulması da. O nedenle aktarılan bütün maddi yardımlar ve fonlar şu anda durmuş durumda. O nedenle çok aslında bilinmeyenler var. Çok büyük soru işaretleri var. Burada açıkçası Amerika'nın yapabileceği
kurulacak hükümet sonrası veya Afganlı kadınlara bazı haklar verilirse veya Taliban çok sert şiddete gitmezse çok büyük sorunlar çıkartmaz. Ama Amerika şu şartlarda uluslararası boyutta bunu artık getirmek zorunda kalacak. Artık kendi başına yapacağı pek bir şey yok açıkçası Afganistan'da. Yani müdahale edeceği, kontrol edeceği hiçbir şey yok. Dün Cumhuriyetçi kanala yakın bir sürü televizyon Afganlı kadınların havalimanı girişinde Amerikan askerlerine lütfen bize yardımcı olun diyerek görüntülerini paylaştı. Yani Amerika'nın şu an itibariyle Afganlı kadınlara yardım edecek bir ortamı yok. Teşekkür ediyorum.